Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında önemli bir gelişme yaşandı ve gerginlik bir anda en tepeye tırmandı diyebiliriz. Çünkü gerçekten kısa bir süre öncesine kadar belki hiç gündemde yokken şu anda bir anda Amerikan Kongresi'nin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bir Tayvan ziyareti söz konusu oldu. Evet, bir hafta kadar öncesine kadar aslında netleşmişti ve son ana kadar belki de olmaz diye bekleniyordu. Ancak Salı günü itibariyle Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'a indi ve evet, bu dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında gerçekten çok ciddi diplomatik bir sorun. Bunun nedenlerini anlatacağız. Öncelikle Tayvan'dan belki bahsetmek lazım. Çin'in tek Çin politikası kapsamında Tayvan Çin'in ayrılmaz bir bölünmez bir toprak bütünlüğünün parçası olarak görülüyor ve Çin'le diplomatik ilişkileri olan bütün ülkeler, ki dünyadaki tüm ülkelerin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor bu, Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak tanıyor. Öte yandan Tayvan'ı bağımsız bir ada olarak tanıyan yalnızca, hatta çoğunlukla hiç adını bile tam olarak bilmediğimiz, tanımadığımız ülkelerden oluşan yaklaşık bir düzine kadar ülke var. Dolayısıyla dünyanın büyük bir çoğunluğu, ezici çoğunluğu, bunun içerisinde Amerika Birleşik Devletleri de dahil, Çin ile diplomatik resmi ilişkileri oluştururken Çin'in tek Çin politikasında resmen tanımış oluyor aslında. Dolayısıyla Tayvan'a atfedilen herhangi bir bağımsızlık vesaire söz konusu değil. Şimdi hal böyleyken Amerikalı bir Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Çin'i tamamen hiçe sayarak, dekarte ederek Tayvan'a doğrudan bir ziyaret düzenlemesi, bu diplomatik ilişkilerde çok ciddi bir provokasyon olarak görüldü aslında. Nitekim baktığımız zaman 25 yıldır böyle bir ziyarette gerçekleşmemiş. 25 yıldan sonra tabiri caizse ortada fol yok, yumurta yok. Nancy Pelosi bir anda Tayvan'da görüyoruz. Kendisi de zaten normalde bir Asya ziyareti planlıyordu. İçerisinde Singapur'un, Güney Kore'nin, Japonya'nın olduğu daha geniş bir Asya gezisi vardı ve daha önceden duyurulmamıştı bu Tayvan, olası bir Tayvan ziyareti. Basında yer almıştı, konuşuluyordu. Ancak o kadar hassas bir konu ki burada yerli Amerikan basını dahi Nancy Pelosi'ye çağrılarda bulunarak bu ziyareti yapmaması gerektiği, tehlikeli olacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Çünkü daha önceki dönemlerden de hatırlayacaksınız, eski başkan Donald Trump görevdeyken mesela Amerikan Çin ilişkilerinde belki de en düşük seviyeleri görmüştük. Özellikle de ikili bir ticaret savaşı söz konusuydu. Karşılıklı olarak vergilerin artırıldığı ve gerçekten de kaybet kaybet senaryosunun yaşandığı bir dönemdi. Çünkü bu savaşta herhangi bir kazanan olmadı. Ticaret savaşından karlı çıkan hiç kimse, hiçbir kuruluş, hiçbir ülke olmadı. Nitekim Biden dönemine baktığımız zaman evet, ilişkiler mükemmel değil. Tabii ki iki ülke arasında çözülmeyi bekleyen daha birçok soru var ama pek çok kişi burada Amerikalı uzmanlardan bahsediyorum. Amerika'da işte New York Times, Los Angeles Times gibi önemli yayın organlarından çıkan editoryal yazılarda neden böyle bir hareketin şu anda yapıldığına pek bir anlam getiremedi uzmanlar ve dolayısıyla Nancy Pelosi'ye sürekli olarak bu tarz bir ziyaretin aslında gereksiz ve tam tersi, belki de ters tepebilecek bir hareket olduğunu sürekli söylediler. Ancak anladığımız kadarıyla dinletemediler. Nancy Pelosi Salı günü Tayvan'a vardığında ısrarla Tayvan hükümetine destek mesajları verdi. İşte demokrasiden bahsetti. Ancak gelin görün ki gerçekten
elle tutulur bir sebebi yoktu aslında bu ziyaretin. Gerçekten de tam olarak orada ne yaptığına bakacak olursak, çünkü evet, şunu da kabul etmek lazım. Amerika ile Tayvan arasında gayri resmi ilişkiler hep vardı. Zaten Çin'in de zaten müsaade ettiği işte ekonomik, kültürel vesaire ilişkiler her zaman vardı. Bu konuda bir değişiklik yok. Ancak gelin görün ki Kongre lideri oraya resmi bir sıfatla girdiği anda işler tabii ki biraz değişiyor. Bu konuda peki Beyaz Saray yönetimi, hükümet ne düşünüyor diye soracak olursanız, öncelikle kamuoyuna yapılan açıklamalardan başlayalım. Öncelikli olarak güçler ayrılığından bahsediyor Amerikan yönetimi. Çünkü biliyorsunuz Beyaz Saray ve Kongre, bunlar birisi yasama, biri yürütme olmak üzere Amerikan yönetiminin güç odaklarının farklı güç odakları diyebiliriz. Tabii ki birlikte çalışıyorlar, ancak hepsinin birbirinden bağımsız hareket etme yetkileri var belli bir noktaya kadar. Dolayısıyla Amerikan yönetimi de diyor ki eğer Kongre lideri böyle bir ziyaret hani düzenlemek isterse düzenleyebilir. Buna karşı bizim yapabilecek bir şeyimiz yok diyorlar mesela. Ama öte yandan da kapalı kapılar ardında konuşulanlara, kulis bilgilerine baktığımız zaman içten içe aslında Biden yönetiminin de bu seyahati çok desteklemediğini biz anlıyoruz. Dolayısıyla gerçekten de böyle durup dururken, ortada hiçbir sebep yokken Kongre liderinin, Temsilciler Meclisi Başkanı'nın daha doğrusu bu şekilde bir anda Tayvan'a gitmesi ve Çin'i bu kadar aslında kızdıracak bir hareket yapması, çok fazla anlam veremedik. Uzmanlar buna bir de uluslararası şu anda içinde bulunduğumuz konjektürden bakıyorlar. Yani diyorlar ki zaten halihazırda bizim Rusya ile Ukrayna ile o krizle ilgili çok ciddi bir mücadelemiz var. NATO ülkeleriyle, işte Suriye ile Afganistan'la olan gelişmeler var. Şimdi gündemde halihazırda bu kadar çok konu varken neden böyle bir harekete ihtiyaç duyuldu? Bunu cevabını çok da net alabilmiş değiliz. Belki siyasi bir hareketti. Önümüzdeki seçimlere belki hazırlık niteliğinde bir hareketti, ya da gerçekten de Çin'i tam anlamıyla provoke etmek için atılmış bir adım da olabilir. Buna çok fazla anlam vermek mümkün değil. Üstelik şöyle de bir konu var. Bu çok kolay düzenlenebilen bir ziyaret değil aslında. Çünkü bu bölge zaten Çin'in suları, Çin'in hava sahası içerisinde. Nancy Pelosi oraya savaş jetleri, uçakları eşliğinde korunarak geliyor ve sırf Nancy Pelosi'nin orada bulunduğu seyahat boyunca anladığımız kadarıyla en az 400 kadar Tayvan polisi onu orada korumak üzere görev yapıyor. Yani bu aslında hem güvenlik anlamında hem diğer kaynaklar açısından baktığımız zaman çok pahalı bir ziyaret. Dolayısıyla bu ziyaretten çok fazla böyle kısa vadeli pragmatik çıkarımlar yapmak pek mümkün değil. Bunu daha sembolik, daha belki siyasi, daha uzun vadeli ideolojik olarak bakmak lazım. Ama tabii ki Çin'in buna tepkisi oldukça sert oldu. Zaten ziyaret gerçekleşmeden daha günler öncesinden bunun bilgisi, duyumları daha doğrusu ilk geldiğinde Çin yönetimi çok sert tepki vermişti. Bu ziyaretin kesinlikle gerçekleşmemesi gerektiği. Çünkü bunun en net şekliyle Çin'in iç işleriyle karışmak olacağını ifade etti dışişleri sözcüsü ve bu tarz bir adımın da karşılıksız kalmayacağını söyledi. Şu an Çin tarafından tabii ki bu ziyarete karşılık nasıl bir adım geleceğini bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz muhtemelen, ancak özetle şunu söylemekte fayda var. Halihazırda hem uluslararası gündemimiz hem Amerika'nın dış gündemi bu kadar yoğunken, hem de içeride enflasyonla, ekonomiyle pek çok ciddi sorunu varken 25 yıl sonra bu kadar hassas, bu kadar diplomatik olarak yerleşmiş olan kurallara karşı gelen bir ziyareti gerçekleştirme ihtiyacı hissetti Kongre'de.
Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti'den başkanı Nancy Pelosi, ancak şüphesiz bu gezinin muhtemelen önümüzdeki günlerde ve daha da uzun vadede Amerikan-Çin ilişkilerinde ciddi kalıcı bir etkisi olabilir.